Peki Ali İhsan Hocam, rahim ağzı kanserinden korunmak için neler yapmamız gerekiyor, nelere dikkat edeceğiz? Rahim ağzı kanseri başlangıçta da bahsettiğim gibi sıklıkla HPV isminde bir virüsten kaynaklanıyor. Bu virüsün bazı tipleri rahim ağzı kanserinin temel sebepleri olarak gözüküyor. Bu sebeple genç kızlarımıza, daha önce 26 yaşının altındakilerine söyleniyor ama artık herkese HPV aşısının yapılması öneriliyor. 3 doz HPV aşısının rahim ağzı kanserinden korunmak için çok ciddi faydaları olduğu biliniyor. Ne zaman peki vurulacak bu aşılar? Hemen yapılabilir. 13 yaşından itibaren her yaşta yapılabilir. 0, 1 ve 3. ayda, yani 3 ay içinde bu aşılar tamamlanıyor ve rahim ağzı kanserinden korunmak için oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Onun dışında sigara ve diğer tütünler rahim ağzı kanseri instansını, sıklığını artırıyor maalesef. Yani birçok hastalığın habercisi sigara ve tütün. Tabii ki, yani akciğer kanseri sık bilinir sigara için, mide kanseri bilinir. Ama mesela idrar torbası kanseri, mesela pankreas kanseri, mesela rahim ağzı kanseri sigara içenlerde diğer insanlara göre çok daha sık görülür. Bu sebeple sigara içmeyi bırakmasını veya içmiyorsa bir daha içmemesini tavsiye ediyoruz insanlara. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için gerekli tedbirleri almalarını tavsiye ediyoruz. Ve hep baştan beri vurguladığımız gibi risk grubundaysa 6 ayda bir, risk grubunda değilse yılda bir mutlaka simir testi yaptırmalarını öneriyoruz. Belki bunların üzerine bir şey ekleyebiliriz. Bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları gerekiyor. Bağışıklık sisteminizi güçlü tuttuğunuzda diğer bütün kanserlerde olduğu gibi rahim ağzı kanserinde problemle karşılaşma sıklığınız azalır ya da problemle karşılaştığınızda hastalığın hızlı ilerlemesini önleyebilirsiniz. Peki gebelerde hocam? Mesela gebelerde oluyor mu rahim ağzı kanseri? Herkeste olabilir rahim ağzı kanseri, evet. Yani herhangi bir yaş grubu, grubu yok. Hayır. Her yaş grubunda olabilir. Ve risk grupları var ama risk grubu dışında kalan insanlarda da olabilir. Evli bayanlar, bekar kızlarımızda da görülebilen bir çok falan. Nadir olsa da bekar kızlarda görülebilir. Evli tek eşli insanlarda da görülebilir. Ama her yaş grubunda görülebilir. Risk gruplarında biraz daha fazla bu.